Galatasaray'ın bu turu geçebilmesi için şu anda transfere ihtiyacı yok. Rashica Sa için verilecek rakam 3 aşağı 5 yukarı bellidir ama bu 10 milyon euro da değil. Adama Traore gibi isimler falan Galatasaray'ın oyunuyla yakından uzaktan alakası olmayan isimler. 10 yıldır Premier Lig'de oynamış bir oyuncuyu ikinci santrfor olarak alacak lüks Galatasaray'da var mıdır acaba? Sezon içerisinde herkes şeyde uçtu. 30-35 milyon euro, 40 işte Torreira'yı 35'ten aşağı satan haindir falan dendi. Arda Güler 20 milyon ettiği yerde işte Nelson 30 eder. Nelson stoper. Galatasaray tamamıyla yerel ligde gösterdiği performansla bu adamlardan 35 milyon euro kazanamaz. Gol Varma ekranlarında Topsuz Oyun'un yeni bölümüyle karşınızdayız. Biliyorsunuz daha öncesinde yaptığımız programlarda Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın sezonunun analizini yaptı Hikmet Pınarbaş burada. Şimdi sıra ya bu takımların bu sezon neler yapacağını konuşmakta. Galatasaray'la başlayalım. Bir kere taraftarda inanılmaz bir gerginlik var. Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacak takım ama sanki böyle baş altı bir takımla oynayacakmışçasına bir endişe var. Geçemeyeceğiz endişesi. Bu turu geçebilecek miyiz endişesi. Tabii ki Östersund faciasından dolayı böyle düşünülüyor. Olabilir. Şimdi Galatasaray'ın bu turu geçebilmesi için ne yapması gerekiyor? Transfer döneminde nasıl hareket etmesi gerekiyor? Önce bunları sorarak başlamak istiyorum. Galatasaray'ın bu turu geçebilmesi için şu anda transfere ihtiyacı yok bence. Struga'yı da izledim. Zalgiris'i de izledim. İkisi de normal şartlar altında Galatasaray'ın rotasyon olarak gördüğü oyuncularla başa çıkabilecek türevde takımlar değiller. 2-3 tane farklı varyasyonları var. Onlarla hücum etmeye çalışıyorlar. Birbirlerine yakın takımlar. İkisi de ters takım hani futbol mantığı olarak. Galatasaray'ın eksi yönlerine çalışabilecek aktif özellikleri olan takımlar ama şimdi burada çok ciddi bir kalite farkı var. Yani Nelson bu varyasyonlardan bir tanesine örnek vereyim. Genelde kanatlara, bekleri dış çizgilere bastırıyorlar. Dış çizgilerde. Struga da böyle. Zalgiris de böyle. Bu hücum. Üçüncü bölge varyasyonlarında. Kanat oyuncularını iç bölgeye atıyorlar. İç koridordan düz bir şekilde direkt pas veriyorlar. Orta yapmıyorlar. Verdikleri paslar penaltı noktasıyla yay civarına rakip savunma geriye doğru koşarken onların yüzü kaleye dönükken yakalamaya çalışıyorlar. Zaten bunu bütün kulüplerimiz yapması gereken standart olarak sezon boyunca söyledik. Galatasaray bunu yaptığı maçlarda Alanyaspor'u sürklase etti, Başakşehir'i sürklase etti. Galatasaray kendisinin yapabildiği bir şeye tedbir almakta zorluk yaşamaz herhalde. Şimdi Icardi yetişti yetişmedi meselesi yapılıyor ama Barış Alper çok ciddi bir alternatif burada. Eren Aydın diyen arkadaşları bu noktada romantik buluyorum. Galatasaray'ın Avrupa'da tur atlaması için muhtemel işte birincil adayı Eren Aydın değildir. Barış Alper bu noktada orada götürür bu işi. Rashica çok önemli bir isim. Rashica takımın top rakipteykenki hücumlarında da top kendisindeykenki savunma kısmında da birazcık böyle şey karışık bir cümle oldu ama birinci aktörü. Rashica bazı noktalarda özel olarak boyu aktif olarak kullanırken kendi takımı hücum ederken savunma pozisyonunda yer alıyor. Geçiş savunmasında başarılı olma sebeplerinden bir tanesi de bu. Bana Rashica ile alakalı program yap deseniz bir saat anlatırım. Yine de eksik şeyler kalır. Defansif meziyetleri anlamında çok değerli bir oyuncu. Onun kadar bek bölgesine girmeyen bek oyuncusu var ligde. Zaten Galatasaray bu yüzden çok zorluyor transferde Norwich City ile sürekli o pazarlık durumunda gitgeller oluyor Rashica'nın oyun içerisinde. Ama bahsi geçen rakamlar da çok yüksek mesela. Evet 10 milyon euro istiyormuş Norwich City Galatasaray bitirmek istediği rakam taksitlerle 6-7 bandında falan yani. Ya muhasebeci Twister hesabı gibi oluyor ama onlar da böyle şeyi hesaplıyorlar ya futbolcunun içtiği suya kadar hani şu kadar su içer onu da dahil edelim hesaba diye. Rashica için verilecek rakam 3 aşağı 5 yukarı bellidir ama bu 10 milyon euro da değil. Yani 7-8 bile yüksek bence. İşte bu 7 civarına bitebilir. Hadi 7'ye yüksek demeyelim de. Yoksa bunun alternatif isimleri bulunabilir. Ama Galatasaray taraftarının Rashica'ya alternatif olarak düşünüp de sosyal medyada paylaştığı mesela Adama Traore gibi isimler falan Galatasaray'ın oyunuyla yakından uzaktan alakası olmayan isimler. Traore'yi oraya getirdiğiniz zaman başka bir şey oynamak zorunda kalırsınız. Defansif anlamda zafiyet yaşarsınız. Boy için 20-25 milyon euro teklif bekleniyordu. Gelmedi. Traore ile oynasın 10 da gelmez teklif. Yani öyle söyleyeyim. Ön tarafta kurulan bazı işte üçlüler, dörtlüler falan filan var. İşte toplasan işte üç haneye varmıyor şey düzeyleri. Düşün yani çok açık söylemek istemiyorum. Galatasaray'ın bu noktada ofansif ve defansif anlamda kendi yükünü taşıyabilecek isimlere ihtiyacı var. Bir tanesini bulmuş Rashica. Evet. İşte. Şimdi orta sahaya hamle yapması gerekiyor Galatasaray'ın. Ben bu programda biraz böyle sosyal medya sorularına yanıt olabilecek türevde şeyler söylemek istiyorum. Şimdi Torreira ile alakalı bir düşünce var. Şöyle söyleniyor. Paredes bir kere zaten 8 falan pozisyonuna düşünülmüyordur herhalde.
Juventus'ta bilmem nerede her tarafta rajista olarak görev yapmış. Savunmadan topu alıp ikinci, üçüncü bölgeye aktarmakla mükellef olan bir adamı 8 numara olarak düşünmüyordur Galatasaray muhtemelen. Yani şöyle söyleyeyim, Sergio Oliveira'nın alternatifi olarak düşünülmüyordur Paredes. O zaman Oliveira'yı rahatlatmak için mi diyeceğim iki tane hem Torreira... Ben Torreira, şöyle düşünüyorum, Paredes. Torreira tek 6 numara. Hı hı. Arteta ile bile kavga etmiş bir adam bunun için. Yani ikili olduğu zaman Torreira problem yaşıyor. Evet. Torreira diyor ki siz rahat olun, bu bölgeyi bana bırakın. Ben burayı tek başıma süpürürüm. Siz biraz daha olayın ofansif boyutunda yer alın. Ha, alan kapatın. Evet. O kadar da koşmayalım. Hani maç başına 25 kilometre koşamayız. Herkesin bir alan kapatması gerekiyor. Ama savunmanın önündeki alanda ben yer alırım. Benden oyun kurmamı beklemeyecekseniz şayet, bunları stoperler ve bekler üzerinden yapacaksanız ben daha enerjik kalırım ve size her maç 10 üzerinden 8 performans veririm, diyor Torreira profil itibariyle. Torreira ile Paredes'i yan yana oynatma ihtimaliniz var mı? Ben ikisinin farklı görevlerde olması gerektiğini düşünüyorum. Paredes'in Torreira'nın görev bölgesini değiştirme ihtimalinin üstünde duruyor. Yani Torreira yine sen buradasın. Torreira biraz daha önde olacaktır diye düşünüyorum. Galatasaray'ın Torreira'yı bazı maçların 60. dakikasından sonra biraz daha öne baskıya gönderdiğini gördük. Bu görev Torreira'nın temel görevi olabilir. Alternatif göreviydi ya geçen sezon. Bu sezon onun temelli. Bu sezon temel görevi olabilir. Paredes gelecekse şayet. Şimdi Paredes'le alakalı sosyal medyada birçok zincir okuyoruz. İşte şu özellikleri iyidir, bunları şöyledir, böyledir. Zaten Paris Saint Germain'de görev almış, Juventus'ta oynamış. Herkesin tanıdığı, bildiği bir isim. Galatasaray'a bu noktada katacağı şeyler elbette vardır. Galatasaray'ın temel ihtiyacı arkada çok iyi oyun kuran bir 6 numara mıdır? Bu konuda ben birazcık tereddütteyim. Torreira'yı 8'e atarım, Paredes'le 6'yı süpürürüm. Paredes sert bir oyuncu, defansif hamleleri başarılı, girdiği ikili mücadelelerin çoğunu alıyor, pas aralarında başarılı. Yani Torreira ne yapıyorsa Paredes de yapıyor. Torreira biraz daha sert, karta müsait olmayan hamlelerle alıyor. Paredes daha fazla kart görür muhtemelen. İkisi de sert ama Torreira biraz daha bu noktada zeki. Paredes caydırıcı sertlik uygularken Torreira kendi işine yarayacak şekilde uyguluyor. Acaba Torreira'nın olası bir transfer durumundan dolayı mı yerine Paredes düşünülüyor? Şimdi öyle bir durum söz konusuysa Paredes'in yanına alacağınız oyuncular ikiye çıkar. Yine Oliveira'dan bir tane çift yönlü 8 lazım olur. Bir tane alan kapatan, ofansif anlamda kreatif yaratıcılığı yüksek bir 8'e ihtiyaç duyarsınız. Ha, ben 10 numarayla oynayacağım diyorsanız bunu şöyle tarif edelim. Paredes topla buluştu. Evet. Santrfor rakip yarı sahada. Orta saha oyuncuları açıldılar. İşte kanatlar oraya buraya yerleşti. Bekler gitti. Paredes stoperlerle birlikte geriden oyunu kurarak geliyor diyelim. Galatasaray'ın hücum opsiyonları içerisinde yer alması muhtemel. Eğer tek 8 ile oynayacaksa burada bir 10 numara var. Çift 8 ile oynayacaksa şurada bir 8 var. Torreira'nın da gitmediğini varsayıyorum. Torreira üzerinden şu bölgeden top taşıma ihtimaliniz var. Buraya ikinci santrfor koşusunu atacak 10 numara ya, hani santrfor buraya açıldı. İkinci santrfor koşusunu 10 numara attı. İşte Mertens'in yerine kim düşünülüyorsa. Aradaki mesafeye bakalım. Bu mesafenin tamamını pasla mı gideceksiniz? Yok. Bir. İkincisi şöyle bir alternatif söz konusu olabilir. Kanat oyuncuları iç koridora yerleşir. Bekler dışarıda bekler. Bekler üzerinden top taşımaya çalışırsınız. Galatasaray bunu geçen sezon yaptı. Orta sahadan aldığı topları daha çok kanat oyuncularıyla buluşturdu. Bekleri de 3. bölgede daha aktif kullanmaya çalıştı. Boy hariç, boy top taşıyarak da gitti. Pas yaparak da gitti. Bindirerek de gitti. Boyu denklem dışı bırakıyor. Galatasaray bunu yaptığı zaman pas metrajı 20'nin üstüne çıktı. Galatasaray pas metrajını düşürebilecek bir orta saha kurgusuna kesinlikle ihtiyaç duyuyor. Galatasaray bu şekilde rakip yarı sahaya yerleştiği pozisyonda atacağı herhangi bir uzun. Ya bana göre 15 metrenin üstü bütün paslar uzun. Takımdaki oyuncular birbirine öyle veya böyle yorulmuş olabilirler. Fiziksel olarak müsait olmayabilirler. 15 metre birbirine yakın olmak durumunda. Top kendisindeyse, geçiş hücumu yemek istemiyorsa, arkadaki stoperlerine 20 kilometre maç başına koşu yaptırmak istemiyorsa bunu yapmak durumunda. Dolayısıyla burada 15 metreden daha uzun olan pasların hepsi uzundur. Geçiş hücumu yeme ihtimalini söz konusu burada. Geçen sezon Torreira çok iyi geçiş savunması yaptı. Raşitsa da çok iyi geçiş savunması yaptı. Boy da çok iyi geçiş savunması yaptı. Kazımcan da yaptı. Galatasaray top taşıma özelliklerini Oliveira'yı denklem dışı bırakıp da farklı bir oyuncu profili olan Torreira'yı Oliveira'nın benzer görevine atıp Paredes'le Torreira'nın boşluğunu kapatmaya çalışırsa başka bir şey oynamak zorunda kalır. Galatasaray eğer başka bir oyun türevine geçecekse
onu farklı şekilde değerlendirmemiz lazım. Bunun kanat profili de değişir çünkü. Bekin topla buluşma bölgeleri de değişir. Santrforu kullanma şekliniz de değişir. Icardi'nin yerine konuşulan Antonio başka bir profil mesela. Türkiye'de spor basını 1000 tane isim yazıyor. Galatasaray işte Londra'ya gitti. Londra'da ne kadar futbol kulübü varsa, onlarda ne kadar serbest kalan oyuncu varsa, kiraya vermek istediği oyuncu varsa hepsi yazılıyor. Antonio başka bir iş, Icardi başka bir iş. Ha birini ikinci santrfor olarak düşünüyor olabilirsin ama 10 yıldır Premier Lig'de oynamış bir oyuncuyu ikinci santrfor olarak alacak lüks Galatasaray'da var mıdır acaba diye sorarsak yani Icardi alınacak ya hani. Kaldı ki dün Okan Buruk da şey dedi, savunma omurgamızı da bozmak istemiyoruz. Hani ne Nelson ne de Boye dedi. Tottenham'ın da devreden çıktığı yönünde haberler var. Hani belli ki Nelson da gitmiyor bir yere. Boye için de teklifler ne yönde bilmiyorum da hani kaynak anlamında diyorum. Bir de böyle de bir durum var. İşte senin dediğin gibi nasıl alınacak? Şimdi burada sezon içerisinde Boy 25'lere 30'lara gidiyordu. Hı hı. Trent Alexander'dan daha iyi bekti. Nelson dünyanın en iyi, Nelson dünyanın en iyi stoperiydi. İşte en az 25'e gitmeliydi ki orada da tam detayını bilmiyorum ama 20'ye serbest kalır maddesi var diyenler var. 25'e serbest kalır diyenler var. Ben 25'e satarım bu arada. Yani çok rahatlıkla yerini doldurabilirsin. Birçok Le Havre'ın sağ stoperini tavsiye ederim izlemenizi. Bir sonraki stoperiniz olabilir mesela. Sezon içerisinde herkes şeyde uçtu. 30-35 milyon euro, 40 işte. Torreira'yı 35'ten aşağı satan haindir falan dendi. Torreira profili Avrupa'da çok temel olarak ihtiyaç duyulan bir profil değil. Boy itibariyle. Hı hı. Avrupa kulüpleri bunları riske etmiyor. Ben küçümsemiyorum bu arada. Torreira burada en önemli oyuncu. Şu anda ligimizde görev yapan defansif orta saha oyuncularından iki kat daha iyi Torreira. Yaptığı ikili mücadeleler, aldığı pas araları. Her ne kadar Galatasaray'da kullanmıyor olsa da progresif pas verebilmesini biliyoruz, veriyor. Yani onu çok göstermedi ama veriyor. Potansiyel itibariyle Türkiye'de alınabilecek en üst seviye oyuncu Torreira. Ama Avrupa'ya bunu 40'a satacaksın diyelim. Avrupa'da kim 40'a alır? Avrupa'da defansif orta sahasını zafiyetli şekilde 40 milyon euro verebilecek kulüp kimdir? Bayern Münih alır mı? Almaz. City alır mı? Almaz. Chelsea alır mı? Chelsea'de zaten 100 tane adam var Chelsea'de. 101.sini Torreira yapar mı? Bunların 30 tanesi işte kiralık gidecek. 20 tanesi serbest kalacak. Bir kısım rezerv takıma gidecek. Ben Türk kulüplerinin yöneticilerinden birisi olsam Chelsea'nin kapısında yatarım. O kadar çok alınacak adam var ki Chelsea'de. Yani 50 tane adamları var. Ve onların kadrosunda idmana dahi almayı düşünmediği herhangi bir adam Türkiye'de bir takımı şampiyonluk potasına sokabilir. Doğru oluşum içerisindeyken. Yani böyle fırsatlar da var. Niye gelmedi işte teklifler? Arda Güler, işte 20 milyon teklif Arda Güler'e niye geldi? Boy ve Nelson niye beklenen teklifleri alamadı? Çok basit. Kabul edelim ki Fenerbahçe satışta. Fenerbahçe satışta iyi ama biz futbol takip eden taraftarlar şöyle bakıyorlar. Arda Güler 20 milyon ettiği yerde işte Nelson 30 eder. Nelson stoper. Mevkileri Avrupa'da para eden mevkiler 8 numara çift yönlüyse. Dribling yapabilecek, pas verecek, şut olacak. Kanat. Kreatif zekası olacak, aynı zamanda geçiş hücumlarını kovalayacak. Kanat oyuncuları kaliteli, üst düzey oyun zekası olan ofansif orta sahalar ya da santrforlar. Arda Güler öyle veya böyle %33 onun kenarından, %33 bunun kenarından bu kapsama giriyor. Ama Nelson? Nelson girmiyor. Boy çok etkili bir bek oyuncusu, evet. Galatasaray için çok önemli bir oyuncu, evet. Türkiye'nin en iyi bek oyuncusu diyebiliriz. Sağ bekte en iyisi diyebiliriz. Beşiktaşları itiraz edebilir Rozier konusunda. Ama savunduğu geçiş hücumlarını vesaire birçok etmen var burada sayabileceğimiz. Topla buluşma sayısı, kat ettiği alan, sprintle kat ettiği alan. Bu da çok önemli. İstatistikleri verilmiyor Türkiye'de ama bence çok kıymetli. Şimdi burada yerel gösterdiğim bir performans var. Galatasaray geçen sene Avrupa'nın herhangi bir kulübüyle karşılaşmadı. Herhangi bir kupada yer almadı. Galatasaray tamamıyla yerel ligde gösterdiği performansla bu adamlardan 35 milyon euro kazanamaz. Mevkiler müsait değil. Oyuncu profillerinin maksimum gösterdikleri prime performansları yerel ligde göstermişler bunu. Sürdürülebilir olup olmadığı belli değil. Herhangi bir Avrupa arenasında görülmüyor. Ama Arda Güler'e mesela Real Madrid yetenek için sıktı o 20 milyon euroyu. Dedi ki burada bir yetenek var. Ofansif ayak bu. Yarın bir gün bu oyuncu bence mümkün değil ama kanat oyun kurucuya da evrilebilir. Bence 8'e dönmesi lazım. Odegaard'a örnek alması lazım. Odegaard'ın gelişim sürecini de hatırlarsanız işte Real Madrid'e geldiği zaman bu adamın burada ne işi var oldu 2 maç sonra. Ama adam bambaşka bir gelişim süreci geçirdi. Şu anda Avrupa'nın sayılı orta saha oyuncularından bir tanesi pozisyonda.
Arda Güler bunu vaat ediyor mu? Evet. Ama Real Madrid şunu yaptı. Real Madrid dünyadaki bütün kulüpler üzerinde baskı unsuru olan bir takım. Bir oyuncu Manchester City, Paris Saint Germain, Real Madrid istesin, Real Madrid alır. Arda Güler Barcelona ile görüşüyordu. Real Madrid çıktı 20 milyon euroya, Barcelona'nın masada olduğu adamı çekti aldı. Ve en önemli Florentino Perez'in en önemli adamını gönderdi Arda Güler almak için. Barcelona buraya Deco'yu gönderdi. Deco'yu göndermişti evet. Burada görüşmeleri yaptı, ailesiyle görüştü. Bir noktaya geldiler, Real Madrid çıktı dedi ki nedir? 17,5 tamam. Al 20'yi. 20'yi alıyorum. Alıyorum oyuncuyu. Bu inanılmaz bir psikolojik üstünlük. Arda bunu doğru kullanırsa, Arda buralardan çok kötü performans gösterse ve gelişim sağlayamasa bile Twente'leri, Feyenoord'ları görür. Sampdoria'ları görür. Sampdoria şimdi düştü ama yarın bir gün çıkacaktır tekrar yeniden yapılanmayla. Yani demek istediğim şu. Avrupa'nın 5 büyük liginin baş altı bütün takımlarına gitme potansiyeli var Real Madrid titrini yazdırdıktan sonra. Çok çok önemli bir iş yaptı. Yani ne kadar konuşsak az olur. Sevilla ile karşılaştı Fenerbahçe. Grup maçları oynadı. Ren ile karşılaştı. Ren Avrupa'nın scout ekiplerinin özel olarak takip ettiği 6 numarasını özellikle takip ediyorum. 6 numarasını gözlem altında tuttuğu işte forvetlerine çok değer verdiği kulüplerden bir tanesi. Fenerbahçe karşısında da Ren'i izlediler. Ren'in bu sene en fark yaratan artı eksi anlamda maçları Fenerbahçe maçlarıdır muhtemelen. Şimdi bu maçlara daha fazla gözlemci gidecek. Arda Güler'i izliyorsun orada. Yani sadece Ren için söylemiyorum. Sevilla maçları için de söylüyorum. Bütün Avrupa müsabakaları için. Arda Güler asist yaptı, gol attı, onu yaptı, bunu etti. Lig maçlarını bile takip ediyorlardı. Bırak Avrupa'yı, her lig maçında bile 3'er 5'er temsilci geliyordu Arda Güler için. Galatasaray'ın bu sürdürülebilir doğru planla büyüme olayını yapması gerekiyor. Ve bir satış portföyü oluşturması gerekiyor. Porto'yu ben çocukluğumdan hatırlıyorum. Porto bu satıcı kulüp pozisyonuna gelene kadar nice yıldızlarını yok ücretlere sattılar. Kaldığında takıma sağlayacak mali katkı daha fazla olacağı pozisyondayken adamlar oyuncularını sattı. Satan kulüp kültürü oluşturmak bu kadar kolay olmuyor. Önüne gelene 50 milyon euro isteyerek olmuyor bu işler. Bugün Nelson gider dersin ki az paraya gitti. Ama Nelson'un gidişi arkadan gelen oyuncuya şöyle bir kapı açar. Ben de bu çocuk geldi buraya, bir sezon forma giydi, işte 1,5 sezon forma giydi, takımın lider oyuncularından bir tanesi oldu ve Tottenham'a gitti. Çok iyi bir referans, çok iyi bir örnek. Ben bir oyuncu olsam Nelson'un gidiş sürecini izleyerek bu teklifi kabul ederim ya da etmem. Birinci sırada para olmaz. Şimdi bizim kulüplerimizin oyuncuları parayla cezbetmeye çalışmalarının sebepleri doğru düzgün profesyonel bir kulüp profili oluşturamamış olmaları. Herkese gidip diyoruz ki gel sana yıllık 3,5 milyon euro verelim. Bonuslarla 4,5 imza olsun. İmza parası verelim. Çünkü adamın şey olayı yok. Bir sonraki transferi planlama olayı yok buraya geldiği zaman. Ama mesela Kim Min-jae'in Fenerbahçe'ye gelişinde bir planlama vardı. Çünkü niye? Buradan Kim Min-jae'in sıçrayacağı belliydi. Aslında Fenerbahçe konusunda çok spoiler vermeyelim. Onu bir sonraki hafta konuşacağız detaylıca. Şimdi böyle Arda Güler taze ve sıcak bir konu olduğu için burada konuşuyoruz. Hem Arda Güler taze sıcak bir konu hem de Galatasaray taraftarının oyuncular açısından böyle beklentileri birazcık gerçeklerle örtüşmüyor. Ben etmez demiyorum bu arada. Bu oyuncular bu paraları eder de. Ama verilmesi durumunda. Ama ben Avrupalı bir sportif direktör olsam, bir yıllık yerel performansa sürdürülebilirliği soru işaretiyken, Nelson'un geçmişi de var ama boy bu konuda biraz zikzak. Nelson yaşına göre çok üst düzey sayıda maç oynamış bir oyuncu. Tamam. Fakat en yüksek performansını nerede gösterdi? Galatasaray'da. Hangi ligde oynuyor Galatasaray? Türk Ligi'nde. Şimdi bir önceki sezon Avrupa'da gösterdiğin performansla marka oyu sattın. Ha, kimisi diyor ki az para. Bu az paraları riske etmeden çok paralar kazanma imkanı olmuyor. Yavaş yavaş kapatalım istiyorum. Senin eklemek istediğin başka bir şey var mı bunların üstüne? Galatasaray Struga'yı da Zalgiris'i de rahatlıkla şu anda elindeki mevcut kadroyla dahi eleyebilir. Rakip analizini doğru yaparsa, çünkü niye rakip analizini doğru yaparsa? Adamların birkaç tane varyasyon çeşidi var. Ve devamlı bunları uyguluyorlar. Yani topları attıkları bölge hep aynı. Attıkları oyuncular aynı. Yerler değişiyor sadece. Birisi dışa deplası olurken diğeri içe koşu atıyor vesaire. Attıkları yüksek topları attıkları yerler de aynı. Yani ben bunu kısaca 2-3 günlük bir gözlemle edinebiliyorsam Galatasaray teknik ekibi zaten bu meseleye vakıftır. Adamların hücumda önünü kestiğin zaman, savunmayı doğru şekilde yaptığın zaman zaten sende kalite itibariyle bu adamlara gol atabilecek, bir şekilde kilidi açabilecek oyuncu sayısı adamların ilk 11'deki oyuncu sayısından fazla. Burada aslında pragmatik düşünüp bu turu geçme odaklı olması lazım Galatasaray'ın. Biz bugün Galatasaray'ın nasıl bir sezon planlaması yapması gerektiğini konuştuk. Gündemdeki isimlerle mevcut kadronun uyumunu konuştuk. Hani Okan Buruk'un aklından neler geçiyor onu da birazcık konuştuk. Sizler de eğer programdan keyif aldıysanız lütfen bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki hafta
yeni bir programla görüşmek üzere. Hoşçakalın.